Arkadaşlar, üçüncü dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde de harfli ifadelerle işlem yapma konusunu işleyeceğiz. Başlayalım isterseniz. Harfli ifadeleri toplayıp çıkarabilmek için harflerin ve bu harflerin üssünün aynı olması lazım. Öncelikle üs dediğimiz olay ne? Elimizde A gibi bir tane bilinmeyenimiz olsun. Bunun üzerinde gizli bir tane 1 vardır. Üzerinde hiçbir şey yazılmadığı zaman. Diyelim ki A üzeri 1 artı A üzeri 3. Bu 3 dediğimiz, 1 dediğimiz olaya biz üs diyoruz. Böyle ifadeleri biz kesinlikle toplayamıyoruz. Bunlar olduğu gibi kalıyor. Bunları da bilmekte fayda var şimdilik. Örneklere bakalım şimdi. 2A artı 3A. Gördüğünüz gibi A'nın üssü de 1. Buradaki A'nın üssü de 1. 2A artı 3A dediğimiz ifade 5A'nın kendisine eşit olur. 5a eksi 2a dediğimiz ifade de 3a'nın kendisine eşit olur. Burada da gördüğünüz gibi x kareler, x'lerin üstü karedir ve eşittir. 3x kare artı 5x kare dediğimiz ifade de 8x karenin kendisine eşit olur. X ve y'nin üzeri 1'dir gördüğünüz gibi. 6xy eksi 3xy dediğimiz ifade de 3xy'nin kendisine eşit olur. Tekrar edeyim arkadaşlar. Sabit bir x gördüğümüz zaman bunun üzerinde 1 olduğunu varsayıyoruz. Artı diyelim ki x üzeri 5 gibi bir ifade varsa bunları kesinlikle toplayamıyoruz. Bunlar olduğu gibi kalıyor çünkü üsler eşit değil. Bu önündeki katsayıların ne olduğu çok önemli değil. Üsler eşit olduğu zaman biz bunları toplayıp çıkarabiliyormuşuz. Burada bunu anlatmaya çalışmışız. Farklı iki harf arasında toplama olmaz demişiz. Toplama da olmaz, çıkarma da olmaz. Mesela 4x artı 2'ye, x ve y birbirinden farklı iki tane harf, farklı ifade. Ondan sonra 2a eksi 3b artı 4c gibi bir ifade. Ondan sonra 3x eksi y gibi bir ifade. Bunlar olduğu gibi kalıyor. Bunlarda herhangi bir işlem yapamıyoruz. Böyle bir şey gördüğümüz zaman. Burada ne demişiz peki? Harfli ifade ile bir sayıyı da toplayıp çıkaramıyoruz. Mesela 3x artı 2'ye zaten bunlar olduğu gibi kalır harfler değişik olduğu için. Artı 5 gibi sabit bir sayı eklediğimiz zaman bu da olduğu gibi kalır. Burada da herhangi bir işlem yapamıyoruz. Örneğin 5 eksi 3x, 3b eksi 2, 4 artı 7a gibi ifadeler. Bu ifadeler de olduğu gibi kalır. Bunlarda da herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bu soruya bakalım şimdi. 4x artı 2'ye eksi x artı 5 artı 7'ye eksi 2. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şey üstleri aynı olan aynı harfli ifadeleri kendi aralarında toplayıp çıkaracağız. Sabit sayıları kendi aralarında toplayıp çıkaracağız. Mesela burada 4x'imiz var. Burada eksi x'imiz var. 4x'ten bir tane x çıkardığımız zaman geriye 3x kalır. Burada 2y var. Burada artı 7y var. Bunları topladığımız zaman 9y'ye eşit olur. Burada artı 5 var. Eksi 2 var. 5'ten 2 çıkardığımız zaman da ifademiz 3'ün kendisine eşit olmuş olur. Sorumuzun cevabı da budur. Bundan sonrası olduğu gibi kalıyor. Herhangi bir işlem yapamıyoruz burada. Peki harfli ifadeler nasıl çarpılır? Bir sayı ile bir harfli ifadeyi çarparken sadece sayılar çarpılırmış. Mesela 3 çarpı 2x dediğimiz zaman 3 ve 2'yi çarpıyoruz ve sonucumuz 6x'tir. 3x çarpı 2y dediğimiz zaman 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 6xy'nin kendisine eşit olur. Eksi 2 çarpı 5a dediğimiz ifade eksi 2 ile 5'i çarptığımız zaman eksi 10a'ya eşit olur. Eksi 2 çarpı 5a da eksi 10a'nın kendisine eşit olmuş oluyor. Bunları da bu şekilde ifade ediyoruz. Devam edelim. Burada bir not yazmışız. Gerçi ilk sayfada ben söylemiştim. Üslü ifadeler. Bunu üslü sayılar konusunda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz zaten ama burada da bilmekte fayda var. Arkadaşlar A çarpı A gördüğümüz zaman üzerinde hiçbir şey yoksa 1 olduğunu kabul ediyorduk. İki tane A'nın yan yana gelip çarpılması A kareymiş. Yani
üstlerini biz topluyoruz. Aynı şekilde x çarpı x de x üzeri 1 çarpı x üzeri 1 dediğimiz zaman bu üstteki birleri topladığımız için x kareye eşit olur. Mesela burada a üzeri 1 var çarpı a kare dediğimiz ifadede 1 ile 2'nin toplamından a'nın kübü olur. Yani a üzeri 3 olur. Aynı şekilde m kare çarpı m üzeri 1 dediğimiz ifadede m üzeri 3'ün kendisine eşit olur. Burada da sayıları kendi arasında çarptık 6. A ve a'yı da kendi arasında çarptık a üzeri 1. A üzeri 1 dediğimiz için a karenin kendisini elde etmiş olduk. Burada da x'in üzeri 1, x'in üzeri 2 bunları çarptığımız zaman üstlerini topluyoruz. X küp olur. 3 ve 5'i de çarptığımız zaman 15'i elde etmiş oluruz. Bunları da bu şekil yapıyoruz. Şimdilik bunları bilmekte fayda var. Burayı da geçiyorum. Bu özellikte neyden bahsetmişiz? Bir parantez açılırken parantez dışındaki sayı veya harf parantezin içerisindeki her terim ile ayrı ayrı çarpılır demişiz. Bir iki tane örnek çözelim daha iyi anlayacağız. Mesela 3 çarpı parantez x eksi 5 dediğimiz ifade. Burada yapmamız gereken şey şu 3'ü hem x ile çarpmak hem 5 ile çarpmak. Parantez içerisine dağıtıyoruz biz bunu. 3 çarpı x dediğimiz ifade 3x olur. 3 çarpı eksi 5 dediğimiz ifade de eksi 15'in kendisine eşit olmuş olur. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde aşağıdakini de dağıtıyoruz. 3x ondan sonra 2'ye ondan sonra eksi 5'in kendisiyle çarpıyoruz. 2 çarpı 3x dediğimiz 6x. 2 çarpı 2'ye dediğimiz artı 2'ye. 2 çarpı eksi 5 dediğimiz ifade de eksi 10'dur. Yani sabit sayıyı parantez içerisindeki her ifadeyle ayrı ayrı çarpıyormuşuz. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Bunu da aynı şekilde eksi 3'ü 4a ve eksi 2b'ye dağıtıyoruz. Eksi 3 çarpı 4a dediğimiz ifade eksi 12a olur. Eksi 3 çarpı eksi 2b dediğimiz ifade de eksi ile eksinin çarpımından artı olur. Artı 6b'yi elde etmiş oluruz. Bu ifadeye bakalım şimdi. Eksiydi. Daha önceki derslerde ben ne söylemiştim? Şu eksi sağında herhangi bir şey olmadığı zaman ben bunu eksi 1 çarpı b eksi a şeklinde yazabilirim. Bu çarpma ve bölme işlemlerinde bir etkisiz elemandı. Hiçbir şeyi etkilemiyordu. Daha iyi, daha rahat anlayabilmeniz adına söylüyorum. Şimdi getirip bunu dağıttığım zaman eksi 1 çarpı b dediğim zaman eksi b olur. Eksi 1 çarpı eksi a dediğimde artı a'nın kendisine eşit olmuş olur. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Ortak paranteze alma. Bunları nasıl yapıyoruz peki? Mesela 5a eksi 5b dediğimiz ifade. Biz bunları bu ifadede ortak olan 5 çarpanıdır gördüğünüz gibi. Biz bunu 5 çarpı parantez a eksi b şeklinde yaptığımız zaman ortak paranteze almış oluyoruz. Bu 5'i gene parantez içerisindeki ifadelerle ayrı ayrı çarptığımız zaman zaten 5a eksi 5b ifadesini elde etmiş oluruz. Bir önceki sayfada da yapmıştık zaten. Mesela buradaki ifadeye bakalım. 3a eksi 6'dır. Ben bunu 3 parantezine alırsam ve a eksi 2 şeklinde yazarsam arkadaşlar şu 3'ü dağıttığım zaman gördüğünüz gibi 3 çarpı a'dan 3a'yı gene elde ettim. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6'yı gene elde etmiş oldum. Aşağıdakine bakalım. 99a eksi 99b. Bunlarda da ortak çarpan gördüğünüz gibi 99 sayısıdır. Ben 99 parantezine aldığım zaman a eksi b şeklinde yazdığım zaman ve şu 99'u parantez içerisindeki ifadelerle ayrı ayrı çarptığım zaman 99a eksi 99b'yi gene elde etmiş olurum gördüğünüz gibi. Burada da ortak çarpanımız 11'dir. 11 parantezine aldığımız zaman a artı b şeklinde yazabiliyormuşuz. Şu 11'i ayrı ayrı çarptığımız zaman zaten 11a artı 11b'yi tekrar elde etmiş olurum. Buna bakalım şimdi. 3x artı 9 bunu da arkadaşlar 3
parantezine almışız biz. 3'ü çektiğimiz zaman geriye x artı 3 kalır. Şunu ben gene dağıttığım zaman 3 çarpı x'ten 3x, 3 çarpı 3'ten artı 9'u tekrar elde etmiş oldum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 3 çarpı x artı 3 eksi 5 gibi bir ifademiz olsa bu çarpanı parantez içerisindeki her ifadeyle ben ayrı ayrı çarpıyorum ve burada ne elde ediyorum? 3 çarpı x'ten 3x, 3 çarpı 3'ten artı 9, 3 çarpı eksi 5'ten eksi 15. Bunları bu şekilde ifade ediyoruz biz. Devam edelim. Bu sorulara bakalım şimdi. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3 çarpı parantez içerisinde bir ifade vermiş. Yapmamız gereken neydi? Bunları ayrı ayrı her biriyle çarpmak. Bunları aynen yazıyorum. 3 eksi 2x eksi 3 ile 3x'i çarptığım zaman eksi 9x elde ederim. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığım zaman da artı 12'yi elde etmiş olurum. Burada x'leri kendi aralarında, sabit sayıları da ben kendi aralarında toplayıp çıkarmak zorundayım. Sabit sayımız nedir? 3 artı 12'den 15 olur. X'lerimiz eksi 2x, eksi 9x daha eksi 11x. Sorumuzun cevabını da bu şekil bulmuş oluruz. Burada da yapmam gereken bu 2'yi parantez içerisine dağıtmak, bu eksi 3'ü parantez içerisindeki ifadelerle çarpmak. Devam edelim şimdi. Burası ne olur? 2 çarpı x'ten 2x, 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6, eksi 3 çarpı x'ten eksi 3x, eksi 3 çarpı eksi 2'den artı 6 olur. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı bir de son olarak 5x ifademiz var. X'leri kendi aralarında, sabit sayıları da kendi aralarında ben topluyorum. Burada 2x var. 5x daha 7x eder. 3x çıkardığım zaman 7x'ten 3x çıkardığım zaman 4x elde etmiş olurum. Eksi 6 artı 6 bunlar zaten birbirini götürür. Toplamları 0'dır ve sorumuzun cevabını da 4x bulmuş oluruz. Bu soruya bakalım şimdi. Burada da arkadaşlar 5x demişiz çarpı 2'den eksi 3'ü çıkardığımız zaman eksi 1'i elde ederiz. Eksi demişiz 2x çarpı 3'ten 5'i çıkardığımız zaman da eksi 2'yi elde etmiş oluruz. Şimdi 5x çarpı eksi 1'den eksi 5x buluruz burayı. Eksi 2x çarpı eksi 2'den de eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için burası da 4x olur. Eksi 5x artı 4x dediğimiz ifade de eksi x'in kendisine eşit olmuş olur. Dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere.